Merhabalar, Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videomuzda da sizlerle Pino kontrol kartımızda kodlama yapabilmek için gerekli olan programların kurulumunu yapacağız. Pino kontrol kartımızı Enblock programı ile kodluyoruz. O zaman Enblock programını hemen indirelim. Arama motoruna en download diyorum ve çıkan ilk sayfaya giriş yapıyorum. Aşağıya doğru indiğimde bir sürüm seçmem gerekiyor. Ben en blok 3 sürümüyle işlem yapacağım. Ve buradan bilgisayarım işletim sistemine göre uygun olanı seçmem gerekiyor. Ben hemen buraya download diyorum. Sizler de uygun işletim sistemine göre seçiniz lütfen. Evet sol alt bölümünde indirmeye başladı. Ben burayı duraklatıyorum çünkü setup dosyamı daha öncesinde indirmiştim. Sizler yine buranın inmesini tamamen beklerseniz çok daha iyi olacaktır. Yani kurulum tamamlanacaktır. Duraklat diyorum ve indirilenler bölümüne geliyorum şimdi. İndirmiş olduğum, daha önceden indirmiş olduğum setup dosyamı başlatıyorum. Bilgisayarınızda değişiklikler yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Buradan bana bir dil ayarı seçmemi istiyor. Bana Benim için en uygun değil, şu anda İngilizce olduğu için İngilizceyi seçiyorum. Kabul ediyor musunuz diye soruyor. Evet kabul ediyorum. Ve next next diyerek kurulum işlemini tamamlıyorum. Kurulum bittikten sonra bir de ek, Pino eklenti paketini indirmemiz gerekecek. Onu da yine birlikte yapacağız. Evet kurulum işlemi şimdi tamamlandı. Hemen finish diyorum. Sayfamı aşağıya alayım. Şimdi kendisi direkt otomatik olarak zaten açılıyor. Ben size aşağıya alıp şuradaki bir emblok kısa yolunu göstermek istiyorum. Masa üstünüze direkt kısa yol olarak geliyor. Hemen inceleyelim programımızı. Programımızın arayüzü bu şekilde. Ben de şu an Türkçe olarak geldi. Bendeki lisan sizdeki language bölümünden dilini Türkçe yapabilirsiniz. Evet artık programımızın yani Emblok programımızın kurulumunu yaptığımıza göre Pino eklenti paketini indirebiliriz. Bunun için uzantılar bölümüne geliyorum ve uzantıları yönet diyorum. Açılan sayfadaki arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyorum. İndirme işlemi bittikten sonra açılmış olan penceremi kapatıyorum. Robotlar bölümüne gelip bakıyorum. Evet Pino eklenti paketimi indirdikten sonra kodlarım artık aktif hale geldi. Uzantılara geliyorum ve ben Arduino ile ilgili bir işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Evet artık eklenti paketimizi indirdikten sonra bir Pino kontrol kartımızı bilgisayara bağlantısını gerçekleştirelim. Bunun için USB kablo yardımıyla şöyle kontrol kartımı, Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. bağlantısını kurmak için kartlar bölümünden uz, e, kartlar bölümünden Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Evet Arduino Nano seçili. Artık bağlantıyı oluşturabiliriz. Bağlan bölümüne geliyorum. Seri porttan COM değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu şu anlama geliyor? Pino kartımızın bağlı olduğu USB portunun ismi. Bende COM6 olduğu için COM6'yı seçiyorum. Sizlerde hangisine bağlısa onu seçin lütfen. Evet seri portum bağlandı artık. Yine bağlan bölümüne gelip bir aygıt yazılım güncellemesi yapmak istiyorum. Aygıt yazılım güncellemesi en yazılımı ile pino kontrol kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Ya da daha öncesinden kartımızın içerisine kodları yüklediysek bu kodların silinmesini yani sıfırlanmasını sağlıyor. Bu işlemi de projelere başlarken bir kere yapmamız yeterli olacaktı. Ya da projelerimizi yaptık, bağlantısından eminiz, kodlamasından eminiz ama yine çalışmıyorsa tekrardan bir algı yazılımı güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, yükleme işlemini tamamlandığına göre kapatabilirim. Artık Pino kartım kodlanmaya hazır bir durumda. Sizler de Pino sensör ve modüllerini kullanarak aklınıza gelebilecek her türlü projeyi yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.